Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün ekim çukuru. Neden şart? Neden gerekir? Şimdi ben size mango dikim çukurunu göstereceğim. Bu çukur arkadaşlar tüm dikeceğiniz köklü ya da tüplü ya da tüpsüz dikimlerinize mutlaka yapın. Size bir sene minimum zaman kazandıracağı gibi ağaçlarınız sıhhatli olur. Ve ne yapıyoruz? Toprakla 3-5 ay önceden, 1 sene önceden de olabilir, hiç fark etmez. Bizdeki 6 aylık, 7 aylık bir ekim çukuru. Gördüğünüz gibi her şey hazır arkadaşlar, bakın. Her şey hazır, göbeğimiz hazır, damlamasına kadar hazır. Sadece fidanı dikmesi var. İşimiz o kadar basitleşti. Bakın. Şimdi bak, göbeğe çıkarıyorum. Anlatacağım. Ne kullandık? Önce humusu bir görün. Ne kadar güzel bir ekim çukurumuz olmuş. Şu göbeğimiz, yaklaş hocam. Bakın, küreğimiz geçiyor ve çimleri gördünüz mü arkadaşlar? Bu 5-6 ay süreçte çimlerimiz de çıkmış. Bakın, humusu görüyor musunuz? Bakın. Hep humus. Humus yoksa bir toprakta arkadaşlar, siz boşu boşuna kimyasal gübre ya da doğal gübre vermiş olursunuz. Hiç fark etmez. Bakın. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor? Toprak gübreyle adaptasyonu sağlamış oluyor. Toprak ve gübrenin birleşimiyle fidanı koyduğumuzda, zaten fidan da biliyorsunuz arkadaşlar, gübreli ve torf beraberinde toprak ilave yapılarak üretim yapıldığından dolayı hiçbir aksamaya uğramadan, hiçbir strese girmeden köklerini salıyor. Bu iş bu kadar önemli. Bakın arkadaşlar, neyi dikerseniz dikin, kesinlikle ama kesinlikle dikim çukurunuzu ayarlayın. Bakın ne kadar güzel. Bak şuraya, bu dikim çukuru arkadaşlar 1'e 1. Bak, görüyor musunuz? Bakın şu bölge komple humuslu ve dikime hazır. Tarihimizi söyleyelim. Ocak 2023 sonundayız. Şubat'a gireceğiz. 2023 Şubat'a gireceğiz. Ve havalar bu sene çok sert geçmiyor. Yağışlarımız da az. Havalar eğer böyle giderse Şubat'ın sonunda dikimlerimizi komple gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu mango dikim çukuru. Bakın, tülüne kadar her şey hazır. Her şey, damlamasına kadar. Tüm zahmetler bitmiş olarak basacaksınız küreğinizi, fidanlarınızı dikeceksiniz. Bu kadar kolay. Ve işiniz kolaylaşmış olacak. Kolaylaşmakla beraber dikeceğiniz fidana 500 numara bir yatak hazırlamış olacaksınız. Dikim çukurunuzda ne var? Kompost, hazır gübreler var biliyorsunuz arkadaşlar, 25 kilo. Kompost gübre ve keçi gübresi de ilave yaptım ben. Toplamında ortalama 30 litre organik madde var. Kompost gübre. Kompost gübrenin içinde ne var? Bunu da söyleyeyim. Tabii kompost gübreleri kendi aralarında ayrılıyor arkadaşlar. Bazı firmaları var, sıvı, içine sıvı ekleyerek hümik asidini, hümik fulvik asidini ve diğer iz ve elementlerini yükseltiyor. Ki bu uygun değil. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Sıvıyla organik maddeyi zenginleştirmek arkadaşlar, belli bir zaman sonra tuzlanma yapar o bölgede. En güzeli şudur. Bu benim karışımımda şu var. Leonardit solucan gübresi, %5 kanatlı gübresi. Gerisi yarı yarıya. %5 kanatlı gübresi var. Solucan gübresi ve Leonardit karışımlı bir gübre arkadaşlar. Ve yanına da şey ilave yaptım. Keçi gübresi bizim için vazgeçilmez. Keçi gübresini de ilave yaptım. Yapmasam da olur. Çünkü zaten solucan gübresi ve Leonardit burada olağanüstü organik maddeyi yükseltmekle beraber hümük ve fulvik asidi de aynı anda oluşturacak. Ve yeri gelmişken şunu da söyleyeyim ki, biliyorsunuz ben hep ekleri dururum aklıma geldikçe. Leonardit, üstünde Leonardit yazıyor diye sevgili arkadaşlar, Leonardit'i alıp kullanmayın. Bakıyorum 100 lira, 150 lira Leonardit'ler satılıyor. Açıyorum içini, çakıl var, kum var, kömür var. Yani
Düzgün bir leonardit kullanmanız gerekiyor. Hümük ve fulvik asidini faydalanın. Kullandım diye de kullanmayın. Mesela bu kompost gübrede arkadaşlar güvendiğim bir firma. Karışımını biliyorum. Koyduğu leonardit'i biliyorum. Solucan gübresini zaten kendisi üretiyor. Hayvansa şeyi de kanatlı gübresini kendisi üretiyor. Var, çiftliği var. Sadece leonardit dışını dışarıdan alıyor. Leonardit'in ne kadar iyi bir leonardit olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla kullandığınız gübrenin ne olduğunu bilmezseniz size fayda sağlamaz. Ha, organik maddeyi oluşturur. Ama bir fidanın ihtiyacı olan diğer iz ve elementleri taşımaz. Dikim çukuruyla alakalı ya da başka bir konuyla alakalı arkadaşlar sorunuz olursa mutlaka mesaj yazın, cevaplayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.